Efendim hayırlı akşamlar. Akit TV'de Kürsü programında bendeniz Fatih Duman'la berabersiniz. Biz bu akşam yine ve yine ama maalesef derdimizi konuşuyoruz. Dert ettiklerimizi konuşuyoruz. Aslına bakarsanız insanlığın derdini konuşacağız. Yani tek başına artık bu bizim derdimiz olmaktan da çıkıp insanlığın derdi olmak zorunda olduğu bir duruma dönmeye başladı. Ve dünyanın her yerinde azıcık vicdanı olan, azıcık yani çok değil, azıcık böyle vicdanı olan her kim varsa bununla dertlenecek diye en azından bekliyoruz ve şu da var ki görüyoruz. Yani hangi milletten, hangi ırktan, ondan sonra hangi dinden olursa olsun vicdanı olan insanlar dünyanın her yerinde bu vicdansızlığa, bu barbarlığa, bu zalimliğe, bu katilliğe tepkilerini koyuyorlar. Ama sıkıntı şu ki zalimlere karşı koymak o kadar da kolay olmuyor. Ama burada demek ki bir problemimiz var diyorum. Yani Filistin'de Müslüman kardeşlerimiz hala katlediliyorlar. Katiller, barbarlar, yamyamlar tarafından. Haysiyeti, vicdanı, insanlığı olmayan insanlar tarafından. Onlar sadece insanı değil, insanlığı da öldürecek ve öldürüyorlar da. Yani girmeden şunu söylemek zorundayım. Yani yakın zamanda her birimiz görüyoruz da bunları ama yani orada olan şeylerden o kadar enteresanları var ki insanlar çocuklarının kollarına çocuklarının isimlerini yazıyorlar. Yani bir oyun oynar gibi çocuklarını yanlarına çağırıp böyle tükenmez kalemlerin sivri uçları onların canlarını yakmasın diye batırmaktan değdirince canları acır diye korktukları çocuklarının kollarına isimlerini yazıyorlar ama bunun bir sebebi var. Öldüklerinde daha da fazlasını söyleyeyim, o ki hissetmiş olalım diye söylüyorum. Bebekleri, çocukları parça parça olduğunda en azından o yazılardan kim oldukları bilinsin diye isimlerini çocuklarının kollarına yazan babalar, anneler ve kardeşleriniz var Filistin'de. Ve biz çok üzgünüm ki bakıyoruz. Ve yardım Allah'tan gelecek diye umuyoruz. Çünkü biz çare olamıyoruz. Allah'ım sen bir çare ver diye dualar ediyoruz. İşte bunları konuşacağız. Hep beraber derdimizi konuşacağız ama bugün yine kıymetli bir misafirimiz var. Ali Rıza Demircan hocam bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisinizdir inşallah. Rabbime hamdü senalar ederim. İyiyim demek zor değil mi? İyiyim demek zor. İyiyim diyemiyoruz hocam yani. İyiyim diyemiyoruz şu durumun içinde. Rabbimize hamd ederiz. Eyvallah. İyisine de kötüsüne de hamd ediyoruz. Hocam şöyle başlarsam galiba gerçi insan nereden başlayacağımla ilgili de sıkıntım yok ki. Çünkü derdimiz çok. Derdimizi anlatacak şeyimiz de çok. Şuradan bir başlayıp da girelim istiyorum. Çünkü gördüğümüz durum, şu an yaşanan durum aslına bakarsanız insanın yok edilmesi. Yani bunu yapanlar insan olamaz. Bir insana bu yaşatılamaz durumunda. Şöyle girsek bunlar insanlığa verdikleri zarar ne ve insanlık nerede artık yani? Nerede kayboldu? Bu insanlık nedirle başlasak galiba iyi olacak hocam. Şimdi aziz kardeşim ben Yüce Rabbimize hamdü senalar ederim. Onun adıyla başlıyorum. Bu sohbetimizin hayırlara, bilgilenmeye ve bilinçlenmeye vesile olmasını niyaz ediyorum. Eyvallah. Ben muhtedim üzere çalışmamı yapar gelirim. Eyvallah. Anlatılacaklar çok. Doğru. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. Eyvallah. Ve benim bütün derdim de olaylara İslam açısından bakabilmek, Hı. yorumlayabilmek. Bu yapılmıyor. Ben de günlerdir yorumcuları dinliyor, takip ediyorum. Ama İslami bir bakış açısı yok. İslam'ın savaş hukuku yok. Hamas'ı değerlendirirken İsrail penceresinden bakarak değerlendirmeler var. Dua ile karşılanması gereken durum bir eksiklik olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla derim ki biz Hamas'ı
özetleyelim. Lütfen hocam, lütfen. Hamas'ın karşısındaki İsrail'e ve İsrail'in destekçisi olan Siyonist Hristiyanlar, evangelistleri bir anlatalım. Anlatalım kısaca lütfen ama hocam. Ondan sonra İslam savaş hukukuna girelim ve konu bir zemine otursun ki bundan böyle değerlendirmelerimizin de bir temeli olsun. Eyvallah hocam. Efendim, önce yeni bir dünya düzeni kurulmak isteniyor ve bunun ana muhatabı da aziz ülkemizdir. Şimdilik olay Hamas ile İsrail arasında görülüyor. Oysa ki böyle değil. Biz 40 yıldan beri bir PKK terörüyle iç içeyiz. Bunlar bir planın, programın parçası. Gelişi güzel değil. O kadar alçak, o kadar yüzsüz bir düşmanla karşı karşıyayız ki ...13 saat, 14 saatte uçakla gidebildiğimiz Amerika'yı, onun güvenliğini tehdit ettiğimizi söyleyebilecek kadar alçaklar. Oysa ki bizim güneyimizde yepyeni bir düzen kurmaya çalışıyor. Düzen kurmanın peşindeler. Türkiye'nin gelecek yıllarda başını çok daha fazla artmak için. Yani bugün Gazze'de yapılanları bize yapmaya hazırlar. Eyvallah. Eğer buna güçleri yeter olduğuna kanaat getirirlerse. Çok doğru. Şimdi Hamas çaresizliğin ürettiği bir çaredir. Dolayısıyla Hamas'ı yapması gerekenleri yaptığı için bütün ruhumla tebrik ediyor, onlara dualar ediyorum. Onlar zaten ölümü öldürmüş olan insanlar. Eyvallah, ne güzel. Habertürk'ten Mehmet Akif'in ifadeleri pek yüreğime dokundu. Gazze'li ölümle sarmaş dolaş. Gazze'li ölüyor. Ölüyor, diriliyor. Yani Gazze'liyi bombalarsınız ama teslim alamazsınız. Eyvallah. Bu da Rabbimizin bir mekrinin zuhurudur. Şimdi Hamas 1987'de kuruldu. Hı hı. Özet geçiyorum. Lütfen hocam. 2006 yılında Filistinler'de yapılan Filistin'de yapılan seçimi kazandı. Kazanmaması için İsrail, Amerika, Batı ülkeleri medyasal, siyasal ve ekonomik yapabileceklerini yaptılar. Her türlü baskıyı yaptılar. Baskı yaptılar. Ama Hamas seçimi kazandı. Ama kurduğu hükümeti çökertmek için de ayağa kalktılar ve çökerttiler. Seçimlerini kazandığı Hamas Gazze'ye çekildi. Ama İsrail 2007'de Gazze'yi kuşatma altına aldı. Artık insan ve mal girişleri Gazze'de İsrail'in kontrolü altında. Doğru. İsrail
anneleri öldürüyor, babaları öldürüyor, eşleri öldürüyor, çocukları öldürüyor. Dışarıdan ithal ettikleri yerleşimcileri yerleştirmek için Gaziantep'leri evlerinden ediyor. Evet. Sürekli bombalanıyor. Elektrik ve su gibi doğal gereksinimler yok. Kısıtlanıyor ve yararlandırılmıyor. Hastaneleri bombalıyor, evleri bombalıyor, hastalar, camileri bombalıyor. Vesaire, vesaire, vesaire. Ve Hamas şunu da anlıyor. Özünü yitirmiş İslam dünyasından bu zulmü engelleyecek bir adım atılamıyor. Çünkü savaş İsrail'le değil Amerika'yı da veriliyor. Ama askeri olmasa da siyasi bir takım girişimlerle varlık ortaya konulabilir. Ama bu yapılmadığı gibi Hamas şu son dönemlerin siyasi çalışmaları içinde büsbütün dışlanacakları, Gazze'den de edileceklerini fark ettikleri için olacak. Belli bir dönemden beri yaptıkları hazırlıklar çizgisinde 7 Ekim'i gerçekleştiriyorlar. Yapılması gerekendi. Gazze'de insanlar ölüyor. Her gün ölüyor. Evet. Başka bir çare yok. Yani ne yapılabilirdi? Kimse görmüyor, kimse çare bulmuyor, kimse yardım etmiyor ama evet, devamlı ölüyorlar. Onlar ölüyor. Evet. Zaten her yıl 2500 civarında Filistinli öldürülüyor. Öldürülüyor. Evet. Yani bu İsrail'in kurulduğu 1948'den özellikle 1967'den sonra bu cinayetler sürekli devam ediyor. Nereye kadar? Yani insanlar her türlü ızdıraba alışmış. Evet. Yokluğa alışmış. Evet. Tehlikeye alışmış. Olabilir mi bu kadar? Ama son yazdığım bir makale var, bütün ruhumda inanıyorum. Atılan bombalar aslında İsrail'in kendisi üzerine ve dünya Yahudileri üzerine. Bir an için empati yapalım. Konumuz bu değil şu anda. Lütfen, lütfen. Ama dünyanın neresinde olursa olsun bundan böyle ne İsrail'de ne de dünyanın herhangi bir bölgesinde hiçbir Yahudi güvencede olamaz. Evet. Bu hayat mıdır? Bu hayat mıdır? Mümkün mü? Zulümler ahirete ertelenmekle birlikte dünyada da cezalandırılır. Yaratan zalimleri zalimlere musallat eder. Önümüzde göreceğiz olayları. Peki İsrail... İsrail kim? İsrail 2000 yıllık hayatlarının, ki 2000 yıl sürgün yaşamışlar. Hı hı. Vatanları ve devletleri olmamış. Ama boş durmamışlar. İlme yönelmişler. Efendim, teknolojiye yönelmişler. Sanata yönelmişler. Medyaya yönelmişler. Ekonomiye yönelmiş. Ve ekonomiye yönelmişler. Başka da çareleri yoktu. Bir avuç insan varlıklarını sürdürebilmek için çalıştılar. Gerçi Nobel siyasi amaçlarla dağıtılır ödülleri ama Nobel ödüllerinin kısmı azamını alan millet bunlar. Millet bunlar. Ve rahmetli Abdüsselam İstanbul'a geldiğinde Nobel ödüllü, onun anlatımına göre
İsveç'te bir televizyon programı yapılıyor. Yorumcu soruyor. Ya bu Nobel ödüllerinin büyük kısmını Yahudiler nasıl alıyor diye. Verilen cevap Yahudiler tarafından şu. Bize ailelerimiz, hahamlar sürekli olarak dünyanın en güçlü fizikçileri, en güçlü kimyacıları, en güçlü nükleercileri, en güçlü para babaları sizler olacaksınız. Bizim yeryüzü hayatımız ancak sizin böyle zirvelere kendinizi taşımanızla mümkün olacak. Bu etkiler, bu telkinler altında biz büyüdük. Şimdi fırsat olursa aktaracağım. Biz eğitim sistemimizi de Yahudileştirdik. Ekonomik sistemi de Yahudileştirdik. Hukuk düzenini de Yahudileştirdik. Yaradan'dan gelecek yardımların da önünü tıkadık. Neyse, bu kadarla yetinip devam edelim. İsrail, evet, en güçlü döneminde. Çünkü dünyanın kapitalizmin para babaları, bankerler, efendim, bankacılar arkasında İsrail, Amerika, İngiltere yanında ilim ve teknolojik gelişimin içinde, Mossad'ı zirvede, zulmüne hiçbir engel yok, fiili bir mani de oluşturan güç yok. Evet. Hatta millet alkışlıyor yani bunların hepsi. Böyle iken Hamas bir büyük başarıya imza etti. Allah dünyaları ve ahiretlerini mesut etsin. Tamam. Şimdi bir de amaç ne? İsrail'in, İsrail kendisinin seçkin bir kavim olduğuna inanıyor. İnanıyor. İsrail oğulları dışındaki insanların Yahudi'ye hizmet etmekle yükümlü olduğuna inanıyor. Kölesi olduğuna inanıyor. Onları köle ve hayvanlar mesabesinde görüyor. Böyle bir inanç olabilir mi? İşte bu inanç bu insanlarda var. Amaç bizim Urfa'nın, Diyarbakır'ın, Adıyaman'ın, Batman'ın, Siirt'in, Mardin'in içinde olduğu o arz-ı mev'u. Ve bir arz-ı mev'u'da ele geçirmek ve burada büyük İsrail devletini kurup dünyayı yönetmek. Aslında İsrail'i kurmaları fevkalade bir yanlıştı. Büyük Yahudiler buna taraflar değil. Çünkü zaten dünyayı kısmen yönetiyorlar. Doğru. Baksanıza kısmen hocam, yönetiyorlar. Bütün devletler el ele tokalaşmak şimdi için geldi. Evangelistlere gelince, evangelistler bunlar Siyonist Hristiyanlardır. Ve bunlar Amerika yönetimi üzerinde uzun bir dönemden beri etkililer. Çok etkililer. Şimdi bunların aslında Yahudilerle direkt bağlantısı yok. Bunların inancına göre Tevrat'tan ve özellikle de İncil'e getirdikleri yorumlara göre Yüce Allah 7 devir yaratmış. Bu 7 devrin sonuncusu olacak olan altın çağ. Şu anda bu çağın içindeyiz. Bu çağda Hazreti İsa gökten inecek.
Yahudileri, bu Siyonist Hristiyanları örgütleyecek, yeryüzündeki inançlarına göre kötülük kaynaklarını kurutacak ve Kudüs'ün başkent olacağı bir yıl devam edecek barış dönemi, Hazreti İsa'nın kral yargıçlığı ile başlayacak. İle başlayacak. Ama bu altın çağın başlayabilmesi için yeryüzüne 7 büyük belanın inmesi lazım. Bu 6'sı indi. 7'sindeyiz. Bu 7'sinde Armageddon, kıyamet savaşı ile yeryüzünün ateşe verilmesi ve Hazreti İsa'nın inişinin hazırlanması. Yahudilerle irtibatı, bağlantıları bu yeryüzünü ateşe verme faaliyetleri Yahudilerin eliyle gerçekleştirilmek istenmesi. Şimdi böyle bir inancın insanlarıyla karşı karşıyayız. Yani Gazze'de aslına bakarsanız Armageddon'u başlatmaya çalışıyor. Tabii de oradan orası yetmez. Oradan başlatmaya çalışıyor. Tabii 3. Dünya Harbi. Bakın Allah korusun. Ve mekeru ve mekerallah. İnsanlar entrikalar yapar. Ama yaradan da entrikaları başa geçirme gücünün sahibi olan yaratıcıdır. Allah yarattığı bu insanları kim bir avuç zalimin tek eline itecek değil. Eyvallah. Ama görülen o ki, yani Orta Doğu bir barut fıçısı haline gelmeye başladı. Gücü olan buraya yığınak yapıyor. Evet. Rabbim cümlemizi korusun. Amin. Şimdi Hamas böyle bir durumun içinde tepki verdi. Evet, düşman içinde ve Hamas açılırsa önlerinde İran ve Türkiye var. Doğru. Şimdi Hamas böyle bir dönemde özünü yitirmiş İslam dünyasından da hiçbir fayda, fiili fayda gelmeyeceği kanaatine varınca ölen insanların, ölümü öldüren insanların kaybedecek hiçbir şey yok. Fazla bir şeyleri yok. Kazanacak şeyleri var hocam. Kazanacakları var. Evet. Bana göre, Rabbimin gönlüme düşürdüğüne göre İsrail sonun başlangıcında. Yani şu olay İsrail'de ihtilafları tetikleyecek. İsrail'de insan İsrail oğulları da var. Tabii ki var. Bu zulmü reddeden ve Hamas Filistin milyarlar dolar harcasaydı dünya ölçeğinde bu kadar taraftar bulamaz. Doğru. Yönetimleri bırak. Yönetimler bir avuç. Onlar yeniden seçilebilmek için Yahudi Amerika'nın dolarlarına ve medyasal desteğine ihtiyaçlı. Önemli olan fıtratını koruyabilmiş insanlığın olaya yaklaşması. Bunca tehditlere rağmen örneğin The Guardian 200 senelik bir gazete 40 yıllık çalışanını Netanyahu'nun bir karikatürünü çizdiği için gönderdi. İşinden çıkarıyor. Böyle bir baskı altındayken bile daha dün Hollanda'da 300
kadar üst düzey devlet memuru Hollanda yönetiminin zıddına, bu zulme, İsrail'in zulmüne alet olamayız diyerek tepkilerini dile getirdiler. Evet. Yani bu ne büyük, ben dua ediyorum ki ya akılları başlarına gelsin ya da ümmetin yönetimleri ve servetinin üzerine çöreklenen bu krallıkların, sultanlıkların, emirliklerin de sonu gelecek. Onların sessiz kalmalarının sebebi saltanatlı büyük Mehmetçik. Paraları zaten İngiltere'de ve Amerika'da kendi halklarına karşı silahlanıyorlar. İsrail, Suudi Arabistan 100 milyar dolar silah aldı. O silahları da ona teslim ettiler mi etmediler mi, o da ayrı bir yer. Başka bir şey. Peki bu silahlanma kime karşı? İran'a karşı. Bu silahlanma kime karşı? Kime? Bana öyle geliyor, kendi halklarına karşı. Bunlar dış destekle sultanlıklarını, krallıklarını, emirliklerini, ama nereye kadar? İnsanlık, orada da insanlık vicdanı ayağa kalkacak. Yani bu hayır, olay ne büyük hayırlara yol açabileceğini biz bilemeyiz. Evet. Şimdi bu girişten sonra efendim İslam savaş hukukunu, Yaradan'ın düzeni nasıl işliyor? Yaradan'la ona inananlar arasında nasıl bir ilişki var? Nasıl kurallar cari? Bunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de anlamsız yorumlar yapıyoruz. O zaman madem ki Kur'ani bir bakış açısına ihtiyacımız yok, niye biz Kur'an'a inanıyoruz? Hatta sırası geldi soruyorum. Kur'an kursları, Kur'an kursları, Kur'an kursları. Ben hafızım, 3 fakülteye değişmem hafızlığımı. Ama anlamadan oku, oku, oku. Sosyal medyaya bakıyorum. Yani samimiyet var ama cehalet. Bilgi yok. Bilgi yok. Doğru. Bilgi olmayınca bilinç olmaz. Doğru. Bilinç olmazsa avanda sadece slogan atarsın hocam. Atarsın. O kadar. Başka olmuyor. Oysa ki evet, girelim konumuza. Şimdi efendim, ben bütün yazılarıma bir girişle giriyorum. Çünkü konuyu başka türlü oturtamazsınız. Yani ben değişik inanç lardaki adamları okuyorum. Bunlar hayatı ne konumlandırabiliyor ne de amaçlandırabiliyor. Yani nedir insanlığın amacı? Nedir hocam? Size bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. İnsanlık insanı tanımıyor. Kendisini tanımıyor. Nedir yani? Bir materyalist için, bir ateist ve deist için İnsan nedir? Nasıl tanımlanabilir? Bu sadece anatomik olarak anlatıyor yani. Bedeni i̇şte bu, var, kanı var. İşte sadece. Bütün yani lağım faresi düzeyine, timsah düzeyine indirilmiş bir insanlık var. Aynen öyle. Ama gel insanın yaratıcısının insana verdiği değere, insan en güzel kıvamda yaratılmış varlıktır. Özüne melekler secdeye vardırılmıştır. Ve insan kendisi için ebediyet takdir olunan bir varlıktır. Ve insan yer göklerin, güneşin, ayın, yıldızların hizmetine sunulduğu halife. Dağların, denizlerin, bitkilerin, ovaların, hayvanların, bütün yeryüzü varlıkların kendisi için yaratıldığı mümtaz bir varlıktır. Eyvallah. Yaradan
insanı yeryüzünde denemeye uğratacağı için onu en güzel kıvamda yaratmış, ama en aşağılıklara düşebilecek çirkinliklere, zulümlere, batıllara bulaşacak şekilde de eğilimli yaratmış. Eyvallah. Ve insana yeryüzünde İslam hayat düzeni olarak sunulmuştur. İslam'ın tanımında bütün peygamberler ve kutsal kitapların ortak dediğidir İslam dediğimiz olgu. Hazreti Muhammed bu İslam'ın son peygamberidir. Kur'an da daha önce gelmiş geçmiş kutsal kitapların özeti niteliğindedir. Onun için bizim iman esaslarımızda kitaplara iman, peygamberlere iman vardır. Şimdi Yüce Allah İslam'ı hayat düzeni kılmış, insanlık çizgisini koruyup yücelmek ve cennetlere yükselmek için İslam'la hayatın İslamlaştırılması lazım. İnsanlık çizgisinden aşağılara düşmemek, cehenneme yuvarlanmamak için de İslami çizginin korunması lazım. Yazınızda iblisleşen insanlar demiştiniz hocam. Efendim? İblisleşen insanlar demişsiniz yazınızda. İblisleşen insanlar. İblisleşen zaten. İblisleşen yani İslam'la hayatı programlayamayan insanın insanlık çizgisini sürdürmesi mümkün değildir. Bir müddet sürdürebilir. Oraya da geleceğiz. Çok önemlidir. Yani yeryüzünde İsrail'in mezalimine karşı çıkan, risk üstlenerek karşı çıkan bunca insanlığın damarı nasıl muhafaza edebiliyor bu insanlık damarı? Buna nasıl kabullenebiliyor? Nasıl katlanabiliyor yani? Şimdi katlanamıyor, zulme tavrını koyuyor. Evet. Peki bu insanlar Müslüman değil. Büyük çoğunluğu. Evet. Bu insanlar farklı dinlerde, farklı dillerde, farklı coğrafyalarda, farklı kültürel düzeylerde olan insanlar. Sokaklara şimdi, döküldüler hocam. Dökülüyor. Şimdi anlatacaklarımız çok. Biraz devam edelim. Tamam, hadi hocam. Şimdi insanın ana görevi bu İslami çizgide hayatı ibadetleştirmek. Yani hayatı Kur'ani emirler ve yasaklar, peygamberi önderlik çizgisinde hayatı İslamlaştırmak. Ana görev hayatın İslamlaştırılması anlamına ibadettir. İbadet kültürel ve silahlı savaş dahil Rabbimizin her bir emrine itaat etmektir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, adaletli olmak, sözlere ve sözleşmelere bağlı kalmak, sözde ve özde doğruluk ibadettir. Bunlar Rabbimizin buyruğudur. Yaradana ortak koşmak, deizm, ondan sonra faiz, içki, kumar, fuhuş işletmeciliği, efendim, zulüm, işkence, kibir, bütün bunlarda kaçınılması gereken haramlar ve kaçınıldığında bizim için ibadet olan görevler. Eyvallah. Şimdi siz hayatı İslamlaştırdığınız zaman, bir zaman akıp gidiyor ki ayetlerini veremeyeceğim. Bir, hayatın problemleri Rabbimiz tarafından çözüm üretilir. Ve men yettekillâ eyyece'allehu mehreca. Siz hayatınızı İslamlaştırmaya çalışırsanız hayatınız boyunca oluşacak problemlere Rabbimiz çıkış yolu hak edeceğini beyan ediyor. Çaresini verecek. İki, ve yarzukhu min haysu la yahtesib. Hiç beklenmedik yollardan
Rızıklandırılırsınız. Gabardağında petrol çıkar. Doğru. Yeni bir ilmi inkişafla hiç ummadığınız bir alanda yeni bir zenginlik kapısı doğru açılır. 3. Hayat kolaylaştırılır. Ve men yettekillâ yec'al lehu min emrihi yusra. Bunun bin bir çeşit yolu vardır. Bunu ben burada sayamam. Ruhsal enginlik ve zenginlik dahi hayatın kolaylaştırılmasıdır. Tabii ki. Ve Allah'ın yardımı. Tekrar edelim. Siz buyurun lütfen hocam. Kültürel ve silahlı savaş dair gereğinde Yaradan'ın buyruklarına itaat bu saydıklarımızı sağlayacağı gibi وَكَانَ حَقَّنْ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Allah'ın müminlere yardımı da hak olur. Böyle durumlarda Allah Müslümanlara yardım eder. Eder. Daha dur, daha neler var, neler. Şöyle bir şey yapalım mı hocam? Şimdi arkadaşlar ara verelim istiyor. Allah'ın yardımı meselesindeki bence ilk cümlelerinizden birinde dediniz ki Allah'ın yardımının önünü tıkayan şeyler yaptılar dediniz. Bir ara verelim. Allah'ın yardımıyla devam edelim. Ara reklam arası. Vallahi bilmiyorum. Bu hafta, bu akşam reklam mekram anlamam. Çok kısa. Söz. Bitene kadar devam edelim. Tamam inşallah hocam. Peki kısa bir ara veriyoruz. Arkasından biz konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü hocamın bu söyleyeceği yer kıymetli. Allah'ın yardımı ile ilgili meselede hepimiz ellerimizi açıp dua ediyoruz. Allah'ım sen yardım et diye. Problemler de göreceğiz bakalım. Kısa bir ara arkasından devam edelim. Evet efendim kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Konuşmaya, derdimizi anlatmaya devam ediyoruz. Ali Rıza hocam kaldığı yerden devam edecek. Ben de çok bölmemeye çalışacağım. Bunu bilerek söylüyorum. Çünkü süre mahdut, mevzu derin ve uzun. Hocamın da bize anlatması gerekenler ve anlatacakları var. Hocam Allah'ın yardımı demiştiniz. Hatta ilk bölümde onun tıkanmasının sebebi var dediniz. Niye gelmiyor öyle başlayalım. Allah'ın yardımı dedim ben size bırakayım. Şimdi siz hayatı ana göreviniz olan ibadetle İslamlaştırırsanız, ferdi hayatınızda, ailevi hayatınızda, sosyal hayatınızda bu alanlarda Allah'ın yardımı gelir. وَكَانَ حَقَّنْ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Müminlere yardım üzerimize görev oldu diyor Yaradan. Kendisini görevlendiriyor. Yani müthiş, mucizevi bir ifade. Anlaşılacağı üzere bu Yaradan'ın yardımı şartlı olarak gelir. Özetleyelim. Lütfen hocam. Muhammed suresi ayet 7. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İntensurullâhe yansurkum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve yüsebbit akdâmeküm. Sizi dirençli kılar. Allah'a yardım, siz hayatınızı, eğitim sisteminizi, ekonominizi, hukuk düzeninizi, sanat hayatınızı ki Yaradan'ın koyduğu ilkelere göre düzenlerseniz yardım gelir. Ve bir diğer ayette اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ Allah size yardım ederse size galip gelecek hiçbir güç de olmaz. Ama ve in yaksurkum femen zellezî yansurukum min ba'di. Eğer sizi hayatınızı İslamlaştırmadığınız için Allah sizi yardımsız bırakırsa size kim yardım edebilir? Ha, o zaman ne olur? Bak, siz hukuki hayatınızda, sanat hayatınızda, eğitim hayatınızda, ekonomi hayatınızda ki İslam'ı dışlarsanız, Yaradan'ın düzenine tavır koyarsanız, Allah sizi zelil eder. Nasıl eder? İşte bir taraftan İsrail'e karşı ayaklanırken, diğer taraftan gider, dünyanın
kapitalizmin ağababaları olan zalim Yahudi sermayedarlarına, para babalarına sizi muhtaç eder, evet, gider, onların kapılarında dilenirsiniz. Bundan daha büyük bir zillet olur mu? Bu ümmet için bundan daha büyük bir zillet olur mu? Ama bunun zillet olduğunu bile fark edemiyoruz. Bu nasıl bir dünyadır? Evet. Şimdi ilahi yardım konusunu genelden özele doğru, lütfen, getirelim. Savaşta ilahi yardım. Savaştayken Allah nasıl yardım edecek bize? Şimdi önce şunu ifade edelim. Savaş kıyamet gününe kadar devam edecektir. Bitmeyecek bu savaş. Bitmeyecek bu. Neden? Çünkü yeryüzünde zalimler bitmeyecek. Zalimlere alanı açarsanız yeryüzünde hayat olmaz. Yaradan bunu Kur'an'da Bakara suresinde velev la de'ullah innaze ba'dahum bi ba'din lefesedetil ard. Allah yüklediği bu savaş göreviyle bir kısmını bir kısmıyla def etmeyecek olsaydı yeryüzünde hayat biterdi. Biterdi. Onun için zalimler vardır. Irkı uğruna, siyasi egemenliği uğruna, parası uğruna çıkarlar Allah'a kaldığı zaman düşmanların işi bitiktir. Yani eğer mazlum ayağa kalkar da kendisini savunamazsa işte o zaman adli ilahi devreye girer. Girer. Öyle bir girer ki, öyle bir yıkar ki. Hocam aslında çok özür dilerim ama bu cümlelerinizden anladığım ne biliyor musunuz? Şu anda İslam'ın izzetini Gazze'liler koruyor diyorsunuz. Koruyor. Koruyor ya. Şu an onlar kardeşim koruyor. Yürü. Hangi mantıkla yürüyorsun? Yani ben bir dava buradan dünyaya ilan ediyorum. Şehidi olan dava mağlup olmaz. Eyvallah. Eyvallah. İnsanların hayatında, toplumların hayatında 20 yıl, 30 yıl, hı hı, hiçbir şey değildir. Tabii. 30 yıl sonra ya ağrıma geliyor. 1400 seneden bu yana 12 asır Müslümanlar Filistin'i yönetmiş. Benim aziz ecdadım 400 sene adaletle yönetmiş. Evet. 1917'de geçici olarak vermişiz. Ha. Zalim olma. Zalim olursan Allah Türkiye'yi de bir sabah ansızın getirir. Ama bugün değil, 30 yıl sonra. Evet. Evet. Ama 40 yıl sonra. Ama önemli olan o değil. Önemli olan sen zulmünle cezayı hak eder olma. Gayretullah'a dokunmaz mı ya? Sen çıkıyorsun yukarıdan aşağıya. Yaşlı var, kadın var, çocuk var. Bombalıyorsun ama yüreğin yok, şeye inemiyorsun. Giremiyor hocam, korkudan giremiyor şu anda Gazze'nin içine. Bu nedir? Peki şimdi soruyorum. Bir tane akıllı Yahudi İsrail'de korkusuz bundan sonra yaşayabilir. Mümkün mü ya? Dünyanın herhangi bir yerinde, bugünkü makaleme bu şeyi verdim, bu başlığı attım. Bugün İsrail'in attığı bombalar İsrail'in kendisine ve dünya Yahudiliğinedir. Hocam dünyanın her yerinde insanlar ayağa kalktı ya. Kalkar. Niye kalkar? Fıtrat ayaklanıyor. Evet, geleceğim çok, oraya. Çok güzel. Geçelim. Çok güzel. Şimdi böyle yardım gelir de sen bir hareket haline geleceksin. Şimdi peki. Nasıl gelir? Nasıl gelir yardım? Nasıl gelir? Bir, moral gücüyle gelir. Şeyde böyle geldi. Mesela Enfal suresi 43-44'te çabuk geçiyorum. Peygamberimize izyeruike umullahu fi menamike kalila. Allah sana rüyanda
Mekkelileri Bedir'de az gösterdi. وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَثِيرًا Onları çok gösterseydi lefeşirdim. Direnciniz, motivasyonunuz kırılırdı. Kırılırdı. وَلَا تَنَزَّعْتُمْ اِلَمْ çekicirdiniz. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمْ Allah sizi bu badireden kurtardı. Ve devam ediyor. Düşmanla karşılaştığınızda Allah sizi düşmana az gösterdi. Sizi düşmana az gösterdi. Size de düşmana az gösterdi. Bu müthiş bir şey. Hamas işin farkına varmaz, sen farkına varırsın. Evet. İhlasla yola çıktı mı İsrail'i yerim der. Ha, şehit olabilir. Doğru. Evet ki problem zaten şehit oluyor adam. Zaten onu dert etmiyor ki. Ya küçücük çocuklar hocam, küçücük çocuklar kardeşlerine şehadet getirtiyor. Ya kardeşim bunu ya akıllı bir Yahudi yok mu ya? Ya geçen gün bakıyorum 7 yaşındaki çocuk abisi ölürken ona şehadet getirtiyor. Bu çocuk bu zulmün içinde büyüyor. Yahu bu Filistin bir tane Hamas değil. Ve insaflı insanlık 1000 tane Hamas çıkarır. Sen bu zulümde boğulursun. Doğru. Çok doğru hocam. Çok çok. Ya inan ben İsrail oğullarına şu anda insan İsrail oğulları olduğu için bu zulmü onaylamayan ve buradan hitap ediyorum. Aklınız varsa zulümden vazgeçin. Bir an önce adalet ve merhamete dön. Dönün ki geleceğiniz olsun. Evet. Sonra sen utanmaz mısın ya? 500 seneden beri bu ülkedesin. Dünya Yahudiliği Müslümanlar arasında güvence olduğu kadar hiçbir zaman olamadı. Osmanlı aldı getirdi onların hepsini. Evet. 500 sene ne demek ya? Evet. Ne demek? Şimdi iki nasıl bir, gelir iki? Moral iki doğal olaylarla. Nasıl yani? Allah yağmuru gönderir, kasırgayı gönderir. Bedir Harbi'nde yağan yağmurla Müslümanlar takviye edildi. Geçeyim. Hendek Harbi'nde salınan kasırga ile tarumar oldu. Artık burası durulacak gibi değil deyip kaçtılar. Muhasarayı bıraktılar. Evet. Bir de görülmeyen ordular. Melekler ordusu. Nereden çıkardın Ali Rıza Hoca? Ben Kur'an adamıyım. Senin gibi sadece siyasetle konuşmuyorum ki. Bak Ahzab suresi ayet 9. Ya eyyühellezine amenüzkürû ni'metallâhi aleyküm. Ey müminler. O ilk müminlere hitap. Evet, bize de hitap ediyor. Tabii. Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın. İzzâetküm cunûdün. 25 binlik bir güç şeyi muhasara etti. Yani Hendek muhasarası şeyin muhasarası gibidir yani. Gazze'nin muhasarası gibidir. Geldi. Azdı ve zordu. Ha, Rabbim diyor ki bak bunlar geldi. Fersalna aleyhim rihan ve cunuden lem terabba. Biz de onların aleyhine sizin lehinize bir kasırga ve de görünmeyen askerler gönderdik. Hak edersen, sen ortaya çıkarsan yardım gelir. Öyle bir bunalıma girdiler ki ayet Hünalike ibtüliyel müminune ve zülzülü zilzalen şedide. Bir taraftan Yahudiler ihanet ettiler. Hı hı. Arkadan vurmaya kalktılar. Hı hı. Yani zahiri şartlara göre çıkış yolu yok. Ama
Sonuçta galebe Müslümanların oldu. Evet. Evet. Ve ondan sonra şeyden, Hendek'ten sonra düşman gelemedi. Bu Hamas, düşün, bir de Amerika olmasa. Bakın. Yani darbeyi aldığın sabah zaten 2 gün toparlanamışlar. Hemen Amerika'ya telefon. Amerika yarın gelemeyecek. Amerika'ya güvenme. Adalete güven. Aklını başına al. Allah her şeye kadirdir. Bak, hele bir de Hizbullah devreye girerse ne olacak? Silineceksin. Evet, yok olacak. Yani ben varlığıma inandığım gibi İsrail'in çok yakında belayı bulacağına inanıyorum. Neden? Çünkü zalim. Zulmün cezası ertelenir. Onun için İsrail bomba atıyor. Hayır. İsrail, İsrail'i bombalıyor. Zaten hiçbir akıllı Yahudi İsrail'in kurulmasını onaylamadı. Evet. Çünkü burada görülür bir zulüm vardı başlangıcı. Yok. Burada bir güç haline geldi. Evet. İşte bugün 1200, yarın 1200. Bunu söylerken de vicdanen muazzebin, insan Yahudiler için İsrail yönetiminin yaptığı zulümleri onaylamayan insanlara dua ediyorum. Hidayet bulsunlar. Onlar için ayağa kalkıyorum. Biz netice itibariyle Adem'in çocuklarıyız ya. Biz biraz evvel söyledim. Zalim olmayan her inanca biz adalet, hukuki ve sosyal adalet gösterip elimizden geldiği kadar yardım etmekle yükümlüyüz. Mümtehine suresi ayet 7. Evet. Şimdi ne dedik? 4. hocam. Moral gücüyle gelir. Doğru. Yağmur ve rüzgar doğal gibi afet, tabii olaylarla gelir. Görünmeyen güçle gelir. Melekler ordusuyla gelir. Ve insanlar gelir. İnsanlarla gelir. Şimdi bu doğrudan yardımın bir bölümüdür. Bak, insanlık fıtratı, bu da bir yardımdır. Tabii. Ayağa kalktı ya. Ayağa kalkar. Yarını hiç beklemediğin, hiç beklemediğin Suudi Arabistan'ı utanca gömecek Venezuela'dan yardım gelir. Şu anda dünyadan geliyor hocam. Efendim, bu yaradan, yeryüzünün Halik'i yaradan. Evet. Onun düşmanlar da onun, güzel müminler de onun. O yeryüzünde kulları denemeye tabi tuttuğu için yeryüzü hayatında özgürlük vermiş. Hı hı hı. Sorgulanacağız. Biz vazifemizi yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Biz ondan sorgulanacağız. Zalimler yaptıkları zulümlerden sorgulanacak. Hepimiz sorgulanacağız. Efendim, ve insanlar, çünkü Allah yardım ettiği zaman Enfal suresinin 40. ayetinde Hüvellezî eyyedeke binesr'i ve bil müminin. Ey peygamber, Allah seni kendi yardımıyla ve müminlerin yardımıyla teyit etti. Bir hadise göre Allah bu dini koruyacağı müminleri efendim mücrimlerle de teyit eder. Fıtratı harekete getirir, teyit eder. Tabii. Yani geçelim. Peki bu yardımlar nasıl engelleniyor? Şimdi zamanımız azalıyor. Bakın, şimdi olay şu. Yardım gelir. Hı hı. Yardım gelirken Hamas ihlasını kaybetsin, şan desin, şöhret desin, ganimet desin. Ganimet desin. Bitti. İlahi yardım biter. İsterse ordunun başında peygamber olsun. Vardı. Uhud savaşında Müslümanların başında kim vardı? Peygamberimiz vardı. Ne oldu? Peygamberimiz dedi ki, ey müminler, bak şu kadro
siz 15 kişi tepeyi boşaltmayın. Bu tepeyi, bu stratejik mevkiyi koruma altına aldım. Benden emir gelmedikçe bırakmayın. Bırakmayın. Dönemin şartları gereği 70 tane karşı taraf zayiat verdi. Hı. Ve bizim okçuların bir kısmı ganimet sevdasına düştüler ve galebe içindeyken Peygamberimizin yönettiği savaşta yardım kesildi. Şimdi ödevi veriyorum. Ali İmran suresi ayet 152. Ve lekad sadakakumullahu va'dehu istahussun an bizni. Düşmanları karşılaştığınızdan kırıp geçirmiştiniz. Ama sonra Allah size zaferi tattırdıktan sonra efendim gevşediniz. Ganimet sevdasına düşünüz. Ve yaradan yeriyor diyor ki minküm men yuridü dünya ayetinde var. Ve minküm men yuridü ahire. İçinizde dünyayı edepleyen, dünya malını edepleyenler oldu. Oldu. İlahi yardım kesildi. Ha, şimdi buraya gelelim. Bak. İslam dünyasına Allah yardım etmez. Niye? Çünkü yardımı engelleyecek bir Yahudileşme var. Bakın, alel acele, alel acele not alsınlar. Allah İsrail oğullarını yüceltti. Ayet Maide suresi 20. Ve iz kâle Musa li kavmi izkurû ni'metallâhi aleyküm iz ce'ale fîküm enbiyâ. Bu ayetle ey İsrailoğulları dedi Hazreti Musa. Hı. Yahu Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Allah içinizden peygamberler gönderdi. Peygamberler gönderdi. İçinizde yani sizi esaretten kurtarıp kendi kendinizin yönetimi olan melikler oldunuz. Ve atakum ma lem yu'ti adam minel alemin. Döneminizin insanları içinde hiç kimseye vermediğinizi de verdi. Fakat bu zalimler, bu İsrail oğulları Yahudileştiler. Bak, Yahudilik bir vasıftır. Bunu gözden kaçırıyoruz. Allah İsrail oğullarından müsbet ifadelerle bahsettiği zaman ya beni İsrail der. Hı hı. Ama olumsuz laneti mucip işleriyle yad ederken Yahudi olarak niteler. Şimdi hemen süratle geçiyorum. Süratle geçiyorum. Hep mi böyle hocam? Bu söylediğiniz çok ince ayrıntı. Tabii ince ayrıntı tabii ya. Tabii ince ayrıntı ya. Bak mesela vakaletil yehudu Uzeyrun ibnullahi. Yahudiler dedi ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Allah'a oğul isnadı. Şirk koştu. Zulümlerin en büyüğüdür. Evet. Allah'a ortak koşmadır. Bak Allah Yahudi. İsrail oğullarını bu suçlarıyla anarken vakaletil Yahudu. Yahudiler böyle diyor. Bir. Bak. İki. Vakaletil Yahudu ben Nasara nahnu ebnaullahi ve ahibbâ'u. Hani diyorlar ya biz Allah'ın seçkin kullarıyız. Evet. Değer insanlar bizim. Kölelerimiz. Kölelerimiz. Hizmetkarımız. Yahudiler dediler ki biz Allah'ın çocuklarıyız. Ve onun sevdiği bir kavimiz. Bu yaradana iftiradır. Bak yaradana iftira nitelikli bu alçaklıklarını ortaya koyarken yaradan onları İsrail oğullarını Yahudi olarak niteliyor. 3. Vakaletil Yahudi yedullahi meğlule. Yahudiler dedi ki Allah cimridir. Bize ver diyor, kendisi niye fakire fukaraya dağıtmıyor? Şimdi ve Maide 51
Ya eyyühellezine amenü la tettekizül yehude ve nesara evliya. Ey müminler, Yahudileri ve Hristiyanları mealler dost edinmeyin. Yanlış. Ey müminler, Yahudileri ve şeyleri üzerinize egemen veli olacak şekilde bir konuma getirmeyin. Gel, sen İslam'dan koparsan Allah seni Avrupa Birliği'nin önünde 60 senedir dilencilik yaptırır. Bundan büyük bir zulüm olur mu? Bir zillet olur mu? Bak, iktidarıyla muhalefetiyle AB'nin önündeyiz. Ulan AB bu işte. AB böyle piç ve pislik. Nasıl İsrail'in arkasına geldiler, zulümleri alkışlıyorlar, hainler. Ulan aynı şeyi Türkiye'ye yapacaklar. Olacak budur. Allah böyle zelil eder ama bunun kimse farkında değil. Avrupa Birliği'nin önünde koca dünyaya 300 sene 400 sene adalet dağıtmış. Adalet dağıtmış koca bir millet. Eşcinsel evlilikleri yasalaştırmış olan piç bir dünyanın hocam, şeyinde. Tabii şey yapalım. Tamam. Bu böyle. Vakit de daraldı, onun için de biraz araya giriyorum. Şimdi, son bir şeyimiz daha vardı. Ben onu da söyleyin istiyorum. Yardım doğrudan evet, gelir mi? Şimdi bu. Bu arada 2 dakikamız varmış diye arkadaşlar 3. keredir mesaj yazıyor, haberiniz olsun. Şimdi şimdi kardeşim yardım onu şey yapacaktım. Türk dünyanın önemli meselesi Allah, bakın Cuma günü Mirat Haber'de Yahudileşme zaafımız diye bir yazım yayınlanacak. Allah Kur'an'da Yahudileri niçin lanetledi? Elan o lanetlenme suçlarını devam ettiriyorlar. Biz de o suçları Yahudilerden tevarüz ettik. Bakın, özetliyorum. Lütfen. Yaradan'ı tanımamak, peygamberleri ve adalete çağıranları öldürmek, faiz ve batıl yollarla insanların mallarını yemek, Allah yolundan alıkoymak, ya Freudizm'den Darwinizm'e, efendim sana söyleyeyim, kapitalizmden Marksizm'e kadar dünyanın bütün yıkıcı sistemlerinin arkasında, altında onlar bu Yahudi var. Allah'ın yasalarını gizleme. Buradan ilahiyatlara da sesleniyorum. Ne zamana kadar Allah'ın yasalarını gizleyeceksiniz? Ve batıl inançlar ve yaşamlara karşı hakkı tebliğ etmemek. Namaz dahil ana ibadetleri terk etmek. Bizimkiler bilmez. Bütün şeriatlerde namaz, zekat ibadeti vardır. Namaz yoksa İslam da yok. Yani evvela bu millet namazla ve cemaat namazlarıyla bir besmele çeksin. Ondan sonra bekleyin. Ondan sonra. Yardım sonra. Böyle sloganlarla olmuyor bu iş. Şimdi bitirmemiz sevgili lazım kardeşim, Uhud'da bir stratejik tepeyi terk yardımın çekilmesine sebep olursa ve hayatı Yahudileşme temellerine irca edersen yardım gelir mi? Gelmez. Eyvallah. Şimdi inşallah daha önemli manevi yardım nasıl gelir? O bu yeryüzündeki, sadece şunu söyleyeyim, bu yeryüzündeki bu insanlar, mesela şöyle bir soru soruyorum. Ateizm
ateistler, deistler ahlaklı olabilir mi? Soru. Hocam çok zor soruya girdik. Bir dakikadan sordum. Zamanımız bu bitti. Dünyanın her yerinde bu Yahudi mezalimine niye ayağa kalkılıyor? Bunun izahı ne? Gelecek hafta. İnşallah. Ben buradayım. Eyvallah hocam, biz de ama buradayız. Bir ay sonra bunu özel bir konu bence yapalım. O kadar beklemeden yapalım. Bu kaldığımız yerden Allah devam edelim. Allah yardımcımız teşekkür olsun. Ettik hocam. Ağzınıza sağlık. Efendim biz bugün yine derdimizi konuştuk. Dert söyletiyor biliyorsunuz. Hatta ben hiç unutmuyorum. Üstad Necip Fazıl'ın şöyle bir sözü var. Efendim bu kadar niye öfkelisiniz diye sorduklarına demiş ki siz öfkeli değil misiniz demiş. Yok değiliz diyenlere demiş ki o zaman sizin derdiniz yok. Bu öfke mukaddes öfkedir demiş. Onun için buradan da şimdi programı yahu izleyen... Kimse Hazreti Ömer'e niye bu kadar şedittin demiyor. Hacı Rıza Hoca ne yapmış? Eyvallah hocam, ben bilerek söylüyorum. Bütün bunlar, bu zulümler, her şey olurken dünyanın tüm pisliği, tüm melaneti, tüm barbarlığı, tüm vahşiliği orada insanları öldürürken açık konuşmak gerekirse biraz da perdeyi açmak, hak edene de hak ettiğini söylemek gerekir diye düşünüyorum efendim. Hayırlı akşamlar. Önümüzdeki hafta yine buradayız. Yine derdimizi anlatacağız inşallah. O zamana kadar muhabbetle kalın.